Harbi taraftar merhaba, Fenerbahçeli'ye hoş geldin. Bizim ligimizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerin başında sert oynanması, pas oyunu birazcık şöyle köşeye alırız her zaman. Bir de fizik gücüne dayalı mutlaka oyun anlayışı her takımda, her takımın anlayışında vardır. Her şeyin bir bedeli var tabi. Kırmızı kart, sarı kart, ikinci sarıdan kırmızı, direkt kırmızı. Türkiye Ligi'nde de bu pozisyonları çokça görüyoruz, bu kartları fazlasıyla görüyoruz. Şimdi şöyle bir araştırma yaptım ben. Süper Lig'de başladığından bu zamana kadar 3 büyükler kaç tane sarı kart görmüş, kaç tane kırmızı görmüş, kaç tane çift sarıdan kırmızıyla direkt kırmızı kart görmüş, onları araştırdık. Şimdi transfer dönemindeyiz zaten. Oyuncuları seçerken de ligimize en uygun ya da en çabuk adapte olabilecek futbolcuları seçmeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü biz burada duygularımızla hareket ediyoruz. Biraz da sert oynanıyor. Biraz vurdu kırdı oluyor. Maçlarda genelde kemik sesleri fazlasıyla geliyor. Lig tarihinden bu zamana kadar ligin en büyük takımları 3 büyüklerdi zaten. Şimdi bakalım. Lig tarihinden bu zamana kadar 3 büyükler kaç tane sarı görmüş? Kaç tane kırmızı kart görmüş? Kaç tane ikinci sarıdan kırmızı görmüşler? Bir inceleyelim bakalım. 3 büyüklerin biraz da hani şöyle denir ya, centilmenlik karnesi mi, fail play karnesi mi diyelim. Fail play deyince de şey aklıma geldi ya. Alpay'ın milli maçta Hırvatistan maçında Şükür'ü düşürmediği pozisyonu hatırlıyorsunuz. Hepimiz bağırdık, dedik ki ulan Alpay düşür, düşür, düşür. Keşke düşürseydi. Düşürmedi de fail play ödülünü aldı. Kırmızı kart deyince de benim o Ivan Bebek geliyor. İşte bu kadar gereksiz kartlar gösteriliyor ki sadece bizde değil, herkes hata yapabiliyor ama Ivan Bebek. Neyse, Ivan Bebek'in fazla üstüne gitmiyorum. Şimdi hadi bakalım 3 büyüklerin fair play karnesine bakalım. Hangileri daha çok sert oynamış, hangileri sararmış, hangileri kızarmış. Başlıyoruz. Lig kurulduğundan beri 3 büyük takımın fair play karnesine bakalım şimdi. Fenerbahçe 909 maçta 1337 sarı kart, 24'te sarıdan kırmızı kart, 60'da direkt kırmızı kart görmüş. Şimdi Galatasaray'ın da 909 maçta 1613 sarı kart, 42 sarıdan kırmızı kart, 69 tane de direkt kırmızı kart görmüş. Yani formasındaki kırmızı rengin hakkını vermeye çalışmışlar. Şimdi diğer bir büyük takım olan Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş 908 maçta 1181 sarı kart görüp 50 tane sarıdan kırmızı karta dönmüş renkleri ve 53 tane de kırmızı kart görmüş. Peki geçen sene bu üç büyükler neler yapmış 2017-18 sezonunda? Fenerbahçe'miz 71 sarı kart, 1 sarıdan kırmızı, 3 tane de kırmızı kart görmüş. Galatasaray 66 sarı, 3 tane de sarıdan kırmızı, 2 de direkt kırmızı kart görmüş. Beşiktaş ise 72 sarı kart, 5 tane sarıdan kırmızı, 2 tane de direkt kırmızı kart görmüş. Şimdi soracaksınız bana, abi tamam bunları öğrendik de bu devre arasında neler oldu? Tamam, şimdi size bunların da bilgisini vereceğim. Bu devre arasında Beşiktaş 44 sarı, 2 tane sarıdan kırmızı, 1 tane direkt kırmızı kart görmüş. Galatasaray 35 sarı, hiç sarıdan kırmızı görmemiş, direkt de 3 tane kırmızı kart görmüş. Fenerbahçe'miz ise 33 tane sarı kart, 2 tane sarıdan kırmızı, direkt de 2 tane kırmızı kart görmüş. Sonuçlar ortada arkadaşlar. Yeri geldiğinde Galatasaray çok sert futbol oynamış, yeri geldiğinde Fenerbahçe, yeri geldiğinde Beşiktaş çok sert futbol oynamış. Dedik ya, sertlik Türkiye Ligimizin, yani bizim ligimizin doğasında var. Bunların bedelleri de var. Herkes yaptığı işin bedelini fazlasıyla ödemiş ya da gereksiz bir şekilde ödemiş ama bir şekilde herkes cezasını çekmiş. İnşallah bizim futbolumuz daha da gelişir. Tabii ki de fizik gücü olur. Ondan sonra sertlik olur ama pas oyununda biraz daha böyle futbolumuza enjekte edersek tadından yenmez. Duygularımızla hareket ediyoruz. Fizik gücü eyvallah, sertlik de olsun. Pas oyununda böyle ufak ufak böyle serpiştirmeye başladık mı, yemin ediyorum var ya, tadından yenmez. Ama spor her zaman dostluk, kardeşliktir. Bunlar olacaktır. Bu işin, bu sporun doğasında olduğu için
Gereksiz kartlar da olacaktır. Fauller de olacaktır. Her şey olacaktır. Temennimiz futbolumuzun gelişmesi, futbolumuzun ayağa kalkması ve çok güzel günler görmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Size şöyle enteresan bilgi, bugün böyle eğitici bir video yaptım size. Devre arası oldu zaten. Başta da söyledim ya, düşünüyoruz. Ya hangi futbolcu gelse bizde ayak uydurur mu? Sert futbola karşı dayanabilir mi? Ya bu çocuk geldiğinde lan bunun bağlıları çok ince. Biz burada sert oynuyoruz. Bunu böyle biçerler dediğimiz oyuncular da var tabii ki de. İnşallah Fenerbahçe transfer döneminde iyi geçirir. Ondan sonra Türkiye Ligi'ne, bu sert lige çabucak adapte olacak futbolcuları getirirler. Ama biraz da uyarmaları lazım ki burası Türkiye, burası başka bir yere benzemez dedikten sonra benzemez kimse sana. Bugün böyle bir şarkı söyleyesim var niyeyse. Ofis sıcak, çay da demleniyor şimdi. Belki de çayın verdiği bir mutluluktan dolayı da olabilir. Çayı çok seviyorum biliyorsunuz. Çay içmek isteyen varsa gelsin. Çayı Berk demlemiştir. Birazdan çayımızı da içeceğiz. Evet, sarı kart, kırmızı kart. Direkt sarıdan kırmızı. Kimler görmüş? Hangi takım daha agresifmiş? Gördünüz bakalım. Şimdi ona göre de bir oturup düşünelim bakalım. Ne olmuş? Neden böyle olmuş? Haklı faullere her zaman varım arkadaşlar. Düşürsünler pozisyon gereği ama rakiplerini sakatlayacak derecede faul yapılmalarına ben karşıyım. Çünkü çok gaddar oyuncularımız da oluyor. Türkler oluyor. Yabancılar da oluyor. Bunları da öğretmemiz lazım. Faul, sarı kart, kırmızı kart, bu işin doğasında var. İnşallah çok fazla kırmızı kart gördüğümüz bir sezon geçirmeyiz. Gereksiz faullerin yapıldığı, gereksiz inatların yapıldığı ya da hakemlerin gereksiz şekilde kart gösterdiği takım olmayız. Hiçbiri olmasın inşallah. Hak eden hak ettiğini yaşasın. Her şey tabii ki de önce Fenerbahçe'miz için diyorum. Bugün de videoyu kapatıyorum. Bugün böyle huzur doluyum, bilmiyorum. Böyle keyifliyim. Bilmiyorum. Allah keyfimi bozmasın. Hepinizin keyfi yerinde olsun inşallah. Havalar soğuk. Dikkat edin. Birkaç gün sonra biraz daha havalar ısınacakmış. Bugün dışarı çıkacaklar da kendine dikkat etsinler. Havalar gerçekten soğuk. Salep için, ıhlamur için bir şeyler yapın. Ama kendinize dikkat edin. Liglerin başlamasına az kaldı. Hasta olmayalım. Fenerbahçe'mizin bize ihtiyacı var. Haydi bakalım o zaman. Videoyu da ne yapıyorsunuz? Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da belirtin bakalım. Ne düşünüyorsunuz? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Lan aslında ben var ya sana lan kart göstereyim lan. Bugün ama bugün şeysin lan. tamam hadi. Hadi bak gördüm. Bak uyarıyorum seni. Bu bir dahaki hareketinde sarıyı gösteririm. Haberin olsun, hareketlerine dikkat et, canımı sıkma benim.